STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ukrayna 2. Milgem Ada Sınıfı korvetinin omurgası kızağa konuldu. Canik, Mete serisinin 28 mm'lik özel tasarımlı üyesi Mete MC9 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en iyi gizli taşıma tabanca ödülünü kazandı. Aselsan 2023 yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %67 büyüyerek cirosunu 18,1 milyar TL'ye çıkardı. Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan barut, fişek ve kapsül üretim tesislerinin tamamlanma aşamasına geldiği açıklandı. SDT Savunma ile yurt içindeki bir müşterisi arasında elektronik kart üretimine yönelik 1 milyon 980 bin dolarlık sözleşme imzalandı. Jeneratör ve alternatör üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından Hiçbir Elektrik 46 yaşına girdi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi Saha İstanbul, bünyesine 41 yeni üye katarak 1001 firmaya ulaştı. STEK, Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli Tuğraya Şirketi ile ürün satın alma ve servis hizmetine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Endonezya heyeti Ankara'da faaliyet yürüten Titra Teknoloji'nin üretim ve uçuş tesisini ziyaret etti. Türkiye'nin epoksi reçinede dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla kurulan Jet Kompozit firması, Asya pazarındaki ilk ihracatını Hindistan'a gerçekleştirdi. FNSS 2023 yılı Uluslararası Staj Programı kapsamında Umman'dan Sultan Kabus Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. 2023'ün ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre cirosunu %34 artırarak 7 milyar TL'ye taşıyan Petlas, bu dönemde 16 yeni savunma sanayi projesinde yer aldı.